Tekrardan ben pie chart'ı açacağım. Bizim arkadaşlar Recent Projects'ten. Burada save ederken resmin üzerine bir copyright bilgisi ekleyeceğim. Normalde bu resmi benim sitemden veya işte programımdan almak isteyenler resmi kaydettikleri zaman normal resmin altında copyright.turgut.com yaz istiyorum. Onu nasıl yapacağım ona bir bakalım. Buradaki save işleminde arkadaşlar yeni bir bitmap oluşturacağım ve o imajın üzerine bu teksti kullanarak yazacağım. İmajı alacağım, bitmap'e ekleyeceğim, sonra da onun üzerine tekrardan yazacağım. Save diyalogda arkadaşlar şurada yeni bir bitmap oluşturuyorum. BM eşittir bitmap chart nokta imaj diyorum. Sonra bir graphics objesi oluşturuyorum. From image BM bir font oluşturuyorum. F eşittir new font Arial 12 piksel 12 punto büyüklüğünde. Sonra bunu arkadaşlar resmin üzerine yazdıracağım. Brush B eşittir new solid brush color nokta white. Sonra G nokta draw string copyright 2009 turgut.com dedim. Benden fontu istedi, F'yi verdim. Brush istedi, B'yi verdim. Benden X ve Y koordinatlarını istiyor. 5'e 5 dedim orada. Sonra da artık chart'ı save etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü chart'tan zaten bir bitmap oluşturmuştum. Bunun yerine BM'yi save etmesini söylüyorum. Çalıştırdığım zaman böyle geldi. Save butonuna bastım. Save işlemi için açıldı. Chart JPEG'i seçtim. Save et dedim. Değişsin. Şimdi gidip onu açtığım zaman Pictures'ın içerisinden chart'a bir bakalım. Bakın şuraya copyright 2009 durgut.com diye yazdı arkadaşlar. Bu resimde arkadaşlar dikkat ettiyseniz resim biraz kötü. Onu da ayarlayabiliyoruz. Daha kaliteli bir resim çıkarmasını sağlayabiliyoruz. Burada resmi çizdirdiğimiz yerde arkadaşlar grafiği çizdirdiğimiz yerde G nokta smoothing mode diye bir özelliğimiz var. Eşittir smoothing mode nokta high quality dersek bize daha yüksek kalitede bir resim verir arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın resmimiz bir öncekine göre oldukça kaliteli. Oradan şimdi tekrardan eski haline getirirsem arkadaşlar farkı daha iyi anlayabileceksiniz. Şöyle tekrar çalıştırdığım zaman bakın bunda arkadaşlar köşeler çizgi çizgi gözüküyor. Şu köşelere dikkat edin. Çizgi çizgi. Ama smoothing modu high yaptığımız zaman ise o köşeler düzeliyor. Bakın daha düz çizgiler çıktı. Şimdi burada da arkadaşlar bunu save ederken şu beyaz ile yazdığım yazının çok fazla belli olmuyor. Onu da biraz belirginleştirelim. Onu da şöyle yapalım. Bir foreground white olarak bizim yazı tekstimiz dursun. Bir de background yapalım.
brush background brush eşittir new solid brush color nokta black şu yazıyı copyright tekstine alalım bir string'e atalım string ct eşittir copyright tekstimiz olsun g nokta draw string ct nokta f nokta bb 4'e 4 şunu kopyalayalım 4'e 6 6'ya 4 sonra da 6'ya 6 dedim. Şuraya da tabi ct'yi vereceğim. Bu haliyle çalıştırdığımız zaman save edelim. Şunun üzerine ben yine save ediyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şekilde. Gerçi bunun background'u da siyah olduğu için çok belli olmuyor. Şöyle yapalım. Şunu biraz eğer şey yaparsak ve durgut.com dersek bakalım şimdi nasıl olacak. Save ettim. Şunun üzerine save etsin. Windows Pictures. Şimdi bakalım. Bakın şöyle şunun üzerine geldiği zaman bakın arkadaki siyah background'ı görüyor musunuz? Daha şey çıksın diye düzgün çıksın diye şu arkaya background koyduğumuzda daha şey çıkartıyor arkadaşlar. Bu arada bunu da eksik gösteriyor nedense. Şurada siyah bir background var. Şuradaki background'u da eğer biz şey yaparsak aslında pie chart rectangle bm save demişiz. Chart nokta imajı aldık. Sonra üzerine yazdırdık. Şurada acaba background'unu set edebilir miyiz? Onu düşünüyorum. Pie chart'ı bunları şey yapıyoruz. Şurada şöyle bir şey yaparsak rectangle e nokta color g g nokta fill rectangle deyip ona bir white brush yapıp onu doldursak nasıl olur? New brush color nokta white şöyle rectangle'da red new brush buna gerek yok şöyle yapalım brushes nokta white white diyelim şimdi deneyelim bakalım bakın bu sefer background'ını beyaz yaptı bunun şöyle bir save edelim bakalım kapatalım. Tekrar burayı açalım. Pictures. Bakın bu sefer beyaz yaptı. Arka tarafında görüyor musunuz arkadaşlar? Copyright tekstinin background'unda
siyah bir çerçeve oldu. Şu alt taraftaki şeyi yaparak, şu kısmı yaparak, hep birer piksel birer piksel kaydırdım siyah tekstleri. Bunun çevresini kaplamasını sağladım. 4'e 4 içerisine yazdı sol tarafına. 4'e 6 sağ tarafına yazdı. 6'ya 4 üstüne yazdı. 6'ya 6 da altına yazdı tekstin. E zaten 5'e 5 kendisi kaplıyordu. Diğer kısımları kendisi göstermiyor. Dolayısıyla çevresini ve içini siyah çerçeveye almış gibi oldum tekstin bu şekilde. Yine burada da arkadaşlar şey yapabiliriz. Bu bitmap'imizin G nokta smoothing modunu eşittir smoothing mod nokta high quality yaparsak, bunu en üste taşırsak daha kaliteli kaydedebilir miyiz? Kontrol edelim. Save ettik. Chart diye save etti. Değiştirsin. Kapattım. Şöyle açık alandan bulalım. Bakalım daha kaliteli mi? Çok da fark etmedi burada. Zaten küçük yazdığı için çok bir şey değiştirmedi arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi bir de arkadaşlar buna şey ekleyelim. Hep böyle bizim pie chartlarımızda ne olur, bir de sol tarafta o chartın içerisinde arkadaşlar şeyi gösterir. Hangi rengin ne olduğunu gösterir. Legendlar, evet. Bir de buna legends kısmı ekleyelim. O legendlarda hangi renk hangi takımı ifade ediyor onu göstersin bize. O yüzden bu projede ben yine devam edeceğim. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bizim bu çizdirdiğimiz ekranı arkadaşlar tamamını çizdirmeyeceğiz de yarısına şey payı çizdireceğiz. Geri kalan yarısına ise bir legend kısmı ekleyeceğiz. O legend kısmında da her bir elemanın rengini göstereceğiz. Burada arkadaşlar draw içerisine geliyorum. Draw pie chart'ın içerisine. Burada bir rectangle tanımlamıştık. Bu rectangle 1'e 1'den başlıyordu. Genişliği ise formun genişliği eksi 2 ve yüksekliği eksi 2 idi. Bunları arkadaşlar 2'ye bölüp artık yapacağım. Yarısını kaplamasını istiyorum çünkü. Size'ın width'i bölü 2. Size'ın height'i bölü 2 eksi 2 şeklinde olmasını istiyorum. Şimdi bu haliyle çalıştırdığım zaman artık şu şekilde formun yarısını kaplayacak şekilde duruyor. Ama yüksekliğine dokunmayalım. Yüksekliğinde bir şey olmaz. Şunu değişti, tekrar siliyorum ben. Height 2'yi. Bu normal şey olsun. Eksi 2 olsun. Genişlikte bir sorun, şey yükseklikte bir sorun yok. Şu şekilde olmasını. Evet. Şu şekilde bir pie chart oldu. Şimdi buraya da şeyi oluşturacağım. Bizim legendlarımızı oluşturacağım. Onu da nasıl oluşturacağım? Onu da şöyle oluşturacağım. Şurada for each'ten çıktıktan sonra arkadaşlar return bm'den önce bir rectangle tanımlamam gerekiyor. Legend'ların kullanacağı. Onun için önce bir point tanımlıyorum. Bu çizeceğim legend'ların köşesini gösterecek. L rectangle corner legend rectangle corner'ını eşittir new point. Ne diyeceğim? Size'ın width'i bölü 2 artı 2'ye 1'den başlasın diyeceğim. Bir de size vermem lazım. Size legend rectangle size eşittir new size
s nokta width eksi s nokta width bölü 2 eksi 4 ve s nokta height eksi 2 şeklinde yapıyorum. Çünkü s nokta width bölü 2'yi zaten bizim pie chart'ımız kaplıyor. Eksi 2'li kısmını. Ben o yüzden totalden onu çıkartacağım. Eksi 4 ekleyeceğim. Biraz daha arada fark koyacağım. Sonra yeni bir rectangle oluşturuyorum. Rectangle legend rectangle eşittir new rectangle. Benden location istiyor. Legend rectangle corner vereceğim. Bir de size istiyor. Legend rectangle size vereceğim. Sonra bir brush oluşturup bu rectangle'ın içerisini doldurmam lazım. Legend brush eşittir new solid brush color nokta white dedim buna da. Sonra bir pen oluşturuyorum. Legend pen eşittir new pen color nokta black dedim buna da. Virgül 1. G nokta fill rectangle lb lrect g nokta draw rectangle lp ve lrect. Bakın ne oldu, şöyle bir rectangle çizdim pay'ın yanına. Aralarına da 4 piksellik bir fark koydum. Bunun içerisine şimdi şeyi koyacağım. Legend'ları yerleştireceğim. Şu save butonu da sağdan sola alayım. O da orayı karıştırmasın. En sola alayım. Şimdi burada da ne yapacağım? Her bir legend arasındaki boşluğu bulmam gerekiyor. Int vertical eşittir l rectangle nokta height eksi 10 bölü elements nokta count. Kaç tane eleman varsa ona bölüyorum. Böylece aralarındaki boşluğu hesaplayacağım. Genişliklerini hesaplamak için de integer legend width eşittir l rectangle width bölü 5. Bu da arkadaşlar her bir legend box'ı bizim o legend beyaz kutunun %20'sini kaplasın istiyorum. %20 genişliğinde olsun istiyorum. O yüzden 5'e böldüm. Sonra yüksekliklerini hesaplamak için int legend height int vertical çarpı 0.75. Şu virgül değil tabi, nokta. Sonra boşluk yerini de ayarlayalım. Integer buffer eşittir int word eksi legend height bölü 2. Bu da dikey boşlukları. Sol tarafı
text'in yazılacağı yeri ayarlamamız gerekiyor, pozisyonu. Int text x, x koordinatında L rectangle corner'ın x noktası artı legend'ın genişliği, legend width artı buffer çarpı 2 deyip text'in geleceği yeri hesaplıyoruz. Sonra text'in width'ini de hesaplayalım. Legend text'inin width'ini. Int text width eşittir L rectangle nokta width eksi L rectangle width bölü 5 eksi şu bölü olacak tabi bölü 5 eksi buffer çarpı 2 int current vertical eşittir 5 biraz aşağıdan başlamasını sağlıyorum int evet böyle olsun legend color'ları da zaten şeyden alacağız sonra for each pie chart element e element için döneceğim. Yeni bir rectangle oluşturacağım. Rectangle this rect eşittir new rectangle. Location x ve y noktaları isteyecek benden. L rectangle corner'ın x'i artı buffer sonra y olarak current vertical artı buffer sonra width istiyor legend width height istiyor legend height vereceğim brush istiyor brush oluşturacağım b eşittir new linear gradient brush rectangle için this rectangle this rect renk için ise e nokta color 1 e nokta color 2 bunlar elemandan geliyor angle olarak da float 45 dedim sonra legend box'ı çizirelim. G nokta fill rectangle B this rect G nokta draw rectangle LP nokta this rect bunun içerisine text'imizi de yazdıralım. Text için bir tane rectangle gerekiyor. Rectangle bu float rectangle f arkadaşlar float değerleri de alıyor text rectangle diyorum eşittir new rectangle f text'in x noktası ondan sonra current vertical artı buffer virgül text width virgül legend height bir font belirleyelim sonra da bu text rectangle'ın içerisine bunu yazdıralım font text font eşittir new font Arial 12 piksel genişliğinde 12 punto büyüklüğünde brush text brush eşittir new solid brush
color nokta black. String format ile sf eşittir new string format, sf nokta alignment eşittir string alignment nokta near, sf nokta line alignment eşittir string alignment nokta center, g nokta draw string, e nokta name artı tırnak iki nokta üst üste tırnak artı e nokta value to string, font istiyor text font, brush istiyor text brush, rectangle istiyor text rectangle ve string format istiyor sf. Bunları yazdım. Sonra da ne yapacağım? Current vertical'ı her bir seferinde artı eşittir vertical'ı toplayıp bir aşağıya geçmesini sağlayacağım. Deneyelim bakalım doğru yapmış mıyız? Bakın şu şekilde bize arkadaşlar şeyleri verdi. Her bir takımın taraftar sayısını, yüzdelik oranını gösterdi. Tabii çok da şaşırtıcı olmayan rakamlar. Save ettiğimiz zaman da ne ekranı ne isteyelim. Şöyle kaydedelim. Bakalım onu da save ettik mi? Pictures. Bakın. Şu şekilde resmi gösterdik arkadaşlar.